Değerli arkadaşlarım, 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Bu darbe girişiminden hepimizin çıkarması gereken dersler var. Önce şunu herkesin bilmesi lazım. Camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girmeyecek. Camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girerse işte bunlar olur. Orduyu ele geçireceğiz. Okulları ele geçireceğiz. Sınav sorularını çalıp yandaşlarımızı harp okullarına sokacağız. Niçin göz yumdunuz bugüne kadar? Niçin gereğini yapmadınız bugüne kadar? Siyaset kişisel çıkarlar için yapılmaz. Ailenin çıkarları için yapılmaz. Siyaset bir zümrenin, bir sınıfın, bir cemaatin çıkarları için de yapılmaz. Siyaset toplum için yapılır. Bir cemaate, bir sınıfa, bir tarikata, bir inanç grubuna devleti teslim edemezsiniz. Devleti teslim ettiğiniz andan itibaren siyaseti köreltirsiniz ve devleti yok edersiniz. Adım adım geldiler. Birileri diyor ki, efendim bunlar devlete sızdı. Yok efendim, devlete sızma falan yok. Bunlar devlete bilerek ve istenerek yerleştirildi. Bu gerçeği bilelim. Geçmişte FETÖ terör örgütünün mağdur ettiği binlerce kişi var. Bir kumpasa kurban edildiklerini artık devletin tüm yetkilileri dile getiriyor. Eğer bu ülkede adalet varsa, adalet kırıntısı varsa o insanların itibarları iade edilir ve görevlerinin başına döndürülürler. Efendim her şey bana sorulacak. Her şey hakkında ben karar vereceğim. Her sorun bana gelecek. Cumhuriyet bunu kabul etmez. Akıl da bunu kabul etmez. Mantık da bunu kabul etmez. Demokrasi de bunu kabul etmez. Türkiye Büyük Millet Meclisi de kabul etmez. Cumhuriyet Halk Partisi de kabul etmez. OHAL dönemini kullanıp olağanüstü hal döneminin sonunda da uygulanacak düzenlemeler yaparsanız parlamentoyu devre dışı bırakmış olursunuz. Yani hakimiyet milletin değil, hakimiyet yürütme organında olur ki bu temelden demokrasiye de ve millete de saygısızlıktır. Herkesin bunu böyle bilmesi lazım. Bu devlet bizim devletimizdir. Bu devlet 79 milyon insanın devletidir. Bu devlet hepimizin devletidir. Başkomutanlık görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Herkes bunu kabul edecek. Cumhuriyetin kuruluşundan beri Türkiye Büyük Millet Meclisi başkomutandır. Gazi Meclis dememizin temel nedeni de budur. Mustafa Kemal Atatürk'e de başkomutanlık yetkisi verilmiştir. Ama yetkiyi veren Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Şimdi bütün sağır sultanlara sesleniyorum. Bu cumhuriyeti kuran kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk kendi yetkilerini kısıtlamayı kabul edip yetkiyi parlamentoya devrederken birileri ben komutanım, kumandanım diye ortada gezilmesin. Yetki parlamentonuzdur. Bu yetki devredilmemiştir. Anayasamızda da devredilmemiştir. Dolayısıyla bu yetki bu meclisin namusudur. Namusunu devredemez. Yetkisini devredemez. Bu meclis Gazi Meclis'tir. Yetki bu meclistedir. Hepinize saygılar sunuyorum.